Sequence için de şurası kullanılabilir. Kullanıcı ID üzerinde yaparız. Kullanıcı ID'ye nereye ekleyeceğiz? Örnek tablonun yapısını şöyle alayım. Normal bir veri ekleyelim. Kullanıcılar. Kullanıcı ID'ye 1 verdim. Ya da şöyle 100 vereyim. Birazdan yapacağım sequence varchar. Karakter sınırı mı patladı? 25 30 15. Eklendi. Başardık. Veriyi de çektik. Şimdi aynısını tekrar ekliyorum. Tekrar eklendi. Aynı ID'ye sahip iki tane kullanıcı. Benim bunu unique yapmam gerekiyor. Benzersiz olması lazım. O yüzden bu veriyi silelim. Hatta bunun için truncate. Sequence bir nesnedir, o yüzden create de oluşturmam gerek. Sequence'e bir isim vermeliyim. Ve oluşturulan sequence de şurada görünecek. Alttaki sequences kısmında. Daha önceden hazırlanmış sequence'ler var. Bunlara bir göz atalım. Mesela departmanlar, employees ve locations için yapılmış. Şurada özet bilgi var. Biz kod tarafına bakalım. Generate oluşturuldu. Create sequence, HR ve isim komple şu şekilde. Minimum value 1, maksimum 9.990'a kadar gider demiş. Burada da increment ve start with özellikleri, bu change vesaire özellikleri de ekstra. İşte cycle, mesela şu 9.990'a geldiğinde ne yapması gerektiğini de belirtebiliyoruz. O arada kalabilir ya da tekrar başa dönüp aynı şekilde yazabilir. Sequence'imiz kullanıcılar üzerine. Bu nedenle genel ismi bozmayalım. Kullanıcılar sek dedim. Increment by 10. Start with 120. Maximum veriyor.
sekansım oluştu. Tablomun içerisinde hiçbir veri yoktu. Şuradaki bilgilere bakıyorum. Benim burada benzersiz bir ID oluşturmam gerek. Diğer kısımlar önemli değil şu an. Sequence'imin adı buydu. Kullanıcılarla sec next var diyorum. Inserted dedi. Veriyi çektim. 120. İkincisini ekleyeceğim. Bu da başarılı. Tekrar select. Ederseniz 120'den başladı. Onar onar artmaya göre tasarladık biz bunu. Dedik ki increment by onar onar normalde birer birerdir. Farkını göstermek için yaptım. Start with 120'den başlar. Maksimumdan 9999'a kadar bu şekilde devam et. Oracle'ın bu yapısının şöyle bir güzelliği var. Burayı tamamen yönetmeyi size bıraktığı için gördüğünüz gibi ben sequence kısmını kaldırdım. Elimle bir değer girdim. Oraya da istediğim değeri atayabildim. Sequence'in esnek olma özelliklerinden birisi bu. Diğer türlü işte SQL Server'da bu sequence özelliği gelmeden önce dediğim gibi identity veriyordunuz. Oraya siz müdahale edemiyordunuz kesinlikle. Yani arka planda bazı ayarlar yaparak bunu yapabiliyorduk ama doğrudan müdahale ettirmiyorduk. Burada doğrudan bu şekilde bir esneklik var. Bazı durumlarda sequence'in en son hangi veriyi oluşturduğunu görmeniz gerekebilir. Örneğin en son hangi değeri üretmiş, sırası nerede? Current value üzerinden bunu görebiliyoruz. Next val ile bir sonraki değeri üretiyor. Current cur val dediğimde de şu anki en son verilmiş değeri görebiliyorum. 3'ü ben elle vermiştim. 120'den onar olarak artıp bir kere yapmıştı. Bu da 130. En sonki değeri 130. Bakıyorum. Ürettiği en son değer bu. Unique yaptıysam verir. Ya o tabii. O sütün eğer günlük değilse sorun yok.
Sequence kısmını refreshlediğimde de benim nesneyi burada görebiliyorum. Bazı durumlarda sekansları sorgulamanız gerekir. Hani size bahsetmiştim. Nesnelerle ilgili bilgiler tabloların kendisinde değil, aslında çoğu bilgi mimarideki bazı tablolarda tutulur. Burada da user sequence içerisinde ben bütün sekansları görebiliyorum. Tabii ki benim şemama ait, HR'a ait sekansları görebiliyorum. Bunu da sorguladığım zaman sol tarafta gördüğüm liste burada aynı şekilde görülebiliyor. Mesela employees'in maximum value'su şu şekildeymiş. Bayağı abartmışlar. Increment da birer birer artıyormuş. Mesela cash size 20 vermiş. Nerede? Change size. Bu default değeri demek ki. Biz vermedik. Neresi? Ha, şu mu? Bu sistemdeki tablonun adı. Bu tüm veri tabanlarında vardır. Şöyle şöyle oluyor. Şimdi Oracle ya da SQL Server vesaire bunları geliştirenler nesneleri sorgulayabilmek için, nesnelerin bazı özelliklerini, bilgilerini alabilmen için sana bu şekilde tablolar oluşturuyor ya da view'ler oluşturuyor nesneler. Sen onu sorguluyorsun. O arka tarafta bunun yaptığı aslında şu. Burası bir session. Veri tabanına açılan bir oturum aslında. Şuradaki worksheet. Sen bunu bir kullanıcı bağlantısıyla açtın. Değil mi? Biz o şekilde girebildik ancak. Evet. Bu arka tarafta aslında senin buradaki session'ın bilgisini tutuyor zaten. Sen bunu çalıştırdığında bu sadece senin session'ın sequence'lerini getiriyor. Başka bir session'la girdiğinde ya da başka bir connection'la diyeyim, bağlantıyla girdiğinde buradaki oturum da farklı olacağı için sen bunu çalıştırdığında oradaki sequence'leri gösterecektir. Aynen. Evet. Evet, bizim yaptığımız bir şey değil tabii. Burada da HR'ın yetkisi bakayım. Yetkisi varmış burada. SYS'leri görmemesi gerekiyor. Bak mesela şurada SYS'leri göremez aslında HR. Orada bir sıkıntı hala var. Çünkü sequence'in en son ürettiği değeri gösteriyor. En son ürettiği değer de sayı. Bak bizde en son 130 üretti ya. Şurada. Bunu ben elle girdim. Mesela şöyle yapalım. Sonra da kör valı çalıştırıyorum. Artık bundan devam eder.
tabloya eklemiş olması önemli değil. Sen onu çalıştırdıysan onu üretmiştir. Kendi hafızasına tutuyor. Tabii. Şöyle yapalım bak. Sekvensi şurada ekliyorum tekrar. Bu sefer 100, 200 yapması lazım. Yani o onun üretmesine bakar. Eklemişsin, eklememişsin. Bunu farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Bunun amacı veri üretmek. Sen bunu tabloda üret, tabloda kullan, başka bir yerde kullan, önemli değil. Eğer artırılacak bir değer gerekiyorsa sekans olur. Sekans bir nesne ise bunu silmek için drop sequence'ler silebilirsiniz.